Herkese selam arkadaşlar, ben Celi Botan. Bugün sizlerle birlikte armut pekmezi Rize'de nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Uzun zamandır, yani bayağıdır video çekmiyordum. Tabii sizin için bayağıdır olmayacak. Bunları stok yapıp sonradan paylaşacağım ama bakalım Rize'de armut pekmezi nasıl yapılıyor? Bir demin aklıma geldi. Çünkü bayağı topladık, 4 paket topladık. Şimdi 2-3 paket daha toplayacağız, çuval yani. Sonra onları ezeceğiz, akşama doğru kaynatacağız. En sonunda kaynattığımız suyu dökeceğiz ve reçel ortaya çıkacak. Pekmez ortaya çıkacak. Buna da armut pekmez diyeceğiz. Tadı enfes. Yani gerçekten tadı çok güzel. Şu an terliyim, çalışıyordum. Bir anda böyle bir video çekip size göstermek fikri aklıma geldi. Yani size şimdi gelin bir aşağıdan armut çuvalını taşıma yardım edeceğim. Şimdi armut çuvalına inelim. Oradan da devam ederiz böyle. Tabii bu armut pekmezinin oluşumu böyle bir günü falan alıyor. Rahat bir günü sürüyor. Hatta akşama kadar çalışırız büyük ihtimalle. Ama sonucunda çok güzel bir armut pekmezi oluyor açıkçası. Maalesef bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama gündemimiz orman yangını. Gerçekten berbat bir şey oluyor. Umarım bu videoyu yayınladığım tarihlerde orman yangını geçmiştir. Sorumluları da bulunmuştur. Gerçekten çok üzgünüm ama umarım Türkiye olarak iyileşiriz arkadaşlar. Ama çalışmaya da devam. Ben şimdi bir armut pekmez çuvalını alayım. Bakın bağırıyorlar Batuhan diye. Ben şimdi gidip hemen çuvalı getiriyorum. Geliyorum. Bakın bunlar armut çuvalı. 4 çuval toplandı. Böyle çürüyüp düşmek üzere olan armutları toplayıp ezip ondan sonra onu pekmeze çeviriyorlar. Şimdi çuvalı aldım, aşağı götürüyorum. Bayağı bir armut düşmüş demek ki. Şöyle bir ormanı göstereyim size de arkadaşlar. Bu armut ağacı. Tamam, 4 işte. Ağırlığı da maksimum bir 15 kilo falan vardır. Böyle. Gözüküyor mu bakayım? Aynen şurada bir yerde. Şöyle. Sırtımda çuval. Başka türlü elle taşıması zor çünkü. Böyle sırttan da kuvvet alıyorum ya. Şimdi 4 tane taşıdım. Bu 5. oldu. 6-7 de gelir. Burada 2 tane. Burada 3 tane. Bu çürük değil arkadaşlar, olgunlaşmış. Neyse, ben öbür çuvalları da getireyim. Burada bir yandan yürüyüp de bir yandan taşıyıp da bir yandan kamerayı tutmak zor. İzlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın. Ben de öbür çuvalları getireyim, sonra ezme işlemine geçeceğiz. Bayağı terledim. Şimdi donanım olmadan böyle video çekmek de biraz sıkıntılı. Mesela şu an çekiyorum. Anca İzmir'e döndüğümde montajlayacağım. Nasıl videolar çıktı hiç bilmiyorum. Ama genel olarak çok güzel bir seri olacağından eminim. İzlenir mi bilmem ama ben çok memnunum şu an. İki tane daha kaldı. Sonra ezme işlemine geçeceğiz. Arkam şu an armut suyu oldu. Devam. Evet arkadaşlar, burada hep çalışmak var gördüğünüz gibi. Her şeyden bir şey bulabiliyorlar. Mesela armuttan pekmez, üzümden pekmez, çay zaten var, fındık. Her bir şeyi bunu çalışarak elde edebiliyorlar buradakiler. Ve çok terledim. Banyo etmeyeceğim çünkü şimdi ezmeye gideceğiz. Bakalım, ezme de bir iki saat sürer. Bu bir saat falan sürdü ilk.
bağırıyorlar babaanneme. İlk başta şeye çıktık, ağaca çıktık. Ağacı da göstereyim bak. Şu gördüğünüz ağaca çıktık. Ağaçtan sallayıp düşürdük. Ondan sonra yerden topladık. Çuvallara koyduk. Çuvaldan da yukarı taşıdık. Şimdi ezmeye gideceğiz. Oradan da yakacağız ateş falan. Güzel bir pekmez olacak ve deli terledim. Arkamda armutları taşırken bütün suları aktı şu an. İğrenç verdim yani. Ama umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Bağırıyorlar, ben gidiyorum, bay bay. İzlemeye devam edin. Gerçekten şu an video çekiyorum. Bakın armut mamut. Ya yüzüme odakladığı için bu aşağı doğru bakmıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle yapacağım. Bakın burada rahat bir 50 kilo geçik vardır armut. Şu an video çekiyorum ama hani bu ormanların yanmasına tanık olmak. Mesela mutlu olamıyorum açıkçası. Rolden böyle biraz neşeliymiş gibi yapıyorum ama gram mutlu değilim. Şimdi Karadeniz biraz yaşlı bir ortam. Hani sulu bir ortam. Yani onun için bilmiyorum burada yangın olur mu? İnşallah olmaz. Hiçbir yerde olmasın da. Yani aklıma geldikçe kötü oluyorum. Umarım geçer bu video yayınlayana kadar. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten çok zor. Arkadaşlar bu da ezme makinesi arkadaşlar. Şöyle. Armutları buraya dökeceğiz. Şimdi armutları getirdik. Armutları döktükten sonra bir güzel ezeceğiz. 2 saat falan ezeriz. Ondan sonra armutları ısıtacağız. Zaten suyu çıkacak. Isıttıktan sonra akşama kadar bekleyeceğiz. Zaten göreceksiniz. İzleyin, bay bay. Çekiyor mu? Çekiyor. Dur bak. Odunla. Yarın o tabağı biber, ufak tabağı. Çabuk, haydi. Geç. Suzgunun üstünde ufak tabak yar. Mutati, la cezanı versin arkanda. Ayağım ne yapsam daha kolay değil mi? Yok, ayakla. Bu bayağı büyük batuan, büyüğü üstünde. Şimdi böyle çuvalla sıçrıyor da tek tek olsa ne olacak, bir hep yüzüne sıçrayacak, tamam mı? Bundan şey yapıyorum. O kadar ezmeye rağmen bu kadar su çıktı. İşte. Tek tek böyle dolduracağız. Sonra buraya dolduracağız ve çok kötü kokuyor. Orası kokuyor, orası bir şey. Ha, tezek var. Neyse biz ezmeye devam edelim. Daha bunları ezeceğiz böyle. Bir daha birinci torbadayız. Hepsini tek tek çekmeyeceğim. Ama mantık bu şekilde. Armut ekmezi yapıyoruz, armut. Çok kolay. Ne demezsin, çok kolay. Çok kolay, çok. Yapan bile yapmaz. Biraz geri git. Eldiven giyiniyorsun. Testilimizi çıkardı çıba. Başlıyoruz. Hadi kolay gelsin. Şerbeti çıkarıyoruz. Ağzıma ne de şey oldu. Hadi devam et. Gösteriyorum. Ya, zaten aşağı zaten aşağı şey yapıyor. Gözüküyor mu? Şimdi gözüküyor. Sen beni göster. Çuvali da. Şimdi çok güzel oldu. Arkadaşlar selam. Bayağı bodybuilding oldum. Kollarım falan bitmiş haldeyim. Son bir çuval kaldı. Toplam 10 çuval falan yaptık. Halimi şöyle göstereyim size. Bakın bunun rengi açık yeşildi. Bu haldeyim. Resmen baksana kaslar çıktı. Ah.
Arkadaşlar gerçekten hani bu videoları çekmek ayrı bir şey. Bunları hani prodüksiyonlamak ayrı bir şey, montajlamak çok ayrı bir şey falan. İçim canım çıktı. Ama bunun daha bitmedi tabii. Şimdi demin gördünüz nasıl vurduğumu. 3 saattir, 2 saattir falan ard arda öyle vuruyorum. Yani kollar mollar pump oldu. O kadar yoruldum ki ne konuşacağımı ve ne hakkında konuştuğumu bile bilmiyorum şu an. Ben şimdi bir su içeyim, siz de izleyin bari. Abi kamerayı sildim, keşke demin silseydim. Size kötü görüntü gösterdim ama şöyle bir su içeyim, siz de bakın. Burada bardak yok, sular böyle içiliyor. Şu halime bak. Şimdi son çuval kaldı, oraya biraz kaçamak yapacağım. Biraz geç gideceğim. Bak bir öldüm, bittim çünkü şu an. Bütün çuvalları ben yaptım. Ve 10 çuval falan yaptım. Aha beni çağırıyorlar, ben gidiyorum. İzlemeye devam edin. Tabii sizin için herhalde bir 10 dakikalık video olur ama benim için çile şu an. Sonu güzel olacak, tadı güzel olacak. En sonunda da ekmeği böyle bir açacağız. Tencereye bir koyacağız böyle. Bu gece 12 falan gibi olur büyük ihtimalle. Asıl tadı, asıl güzelliği orada. İzlemeye devam edin. Elini salla. Pekmezini çıkarıyorum armudum. Zaten pekmez çıkardım. Armudum pekmezini çıkardı. Zıpla. Onu çıkarayım. Hadi zıpla. Düştün. Bizde kazan olmadığı için üst köyden kazan aldık. Şimdi aşağı inip yakıyoruz. Yaktım, yakmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar, kazan için üst mahalleye gittim. Bakın zaten kazanlar bizden önce yine yanılmış, o yüzden ellerim pis. Ya bu videoda beni komple pis göreceksiniz. Şimdi babaannem ateşi falan yakacak. Ben ezmeyi yaptım. Ezme işlemini, toplama işlemini yaptık. Bu arada şunu söyleyeyim ki gereksiz duyar kasmayın. Buradaki yaptığımız armut pekmezi bir yerde satılmayacak. O yüzden elimle girdim, ayağımla girdim. Bayağı her yerimle bastım, şey yaptım. Zaten ısıyla buradaki mikroplar hiçbiri kalmazsa falan filan da yani. Dediğim gibi biz yiyeceğimiz için rahat rahat yaptık. Başka yere satsam ayakla basmazdım. Onu da söyleyeyim dedim. Şimdi ben banyo edeceğim. Ya vlog olduğu için bunları tek tek anlatmalıyım diye düşünüyorum. Bakın böyle köy evi burası. Ben köy evi ama üstte de televizyon var ha, bizim evde böyle değil. Neyse ben banyo edeceğim arkadaşlar. Elleri görüyorsunuz termer yap, bayağı kötü oldum. Ondan sonra da akşama kadar ateş yanacak. Ateş yanarken bir çekerim. Yandığında da çekerim. Akşam da çekerim. Akşam da bir güzel o közde bir mısır yaparız var ya. Of diyorum. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Buraya kadar izleyen varsa abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ki... siz abone olun. Ben de banyo edeyim birazdan. Ben banyo ederken siz abone olun, tamam mı? Hadi görüşürüz. Abone ol. Abone oldun mu? Abone olduğunu varsayıyorum. Evet, banyo ettim ve karşınıza geldim arkadaşlar. Şimdi daha temiz bir Batuhan'la karşı karşıyasınız. Güneş böyle yüzüme vuruyor, çok da güzel gözüktüğü için tekrar böyle bir şey yaptım. Şimdi size babaannemin ateşi kurdu, onu göstereceğim. Ondan sonra da gece biraz daha video çekerim, mısır falan patlatacağız. Çünkü bu hemen olacak bir şey değil, birkaç saat böyle pişmesi lazım. Bayağı dibe çökmesi lazım, yani buharlaşması lazım falan filan. Ama çok eğlenceli. Şimdi gelin sizle birlikte dışarı çıkalım ve armut pekmezimiz ne durumda ona bakalım. Hadi. Ateşi yakmaya daha yeni başladık. Daha kaynamadı bile. Şimdi bu ateş daha da kızacak. Buradaki su küçücük olacak. Bize kalacak bu kadar bir şey. Oldu mu abi bal? Bal oldu mu? Nasıl öyle tutabiliyorsun ya? Nasıl öyle tutabiliyorsun? Alışıyor bak. He? Ben alışıyorum da sizi bilmiyorum bak. Bizi ne tısırır? O buhar ne? O rahatlatmıyor. Allah Allah. Ali rahatlatmak olur. Bana işini bu. Kaldırır. Hadi ya. İyi abi, iyi akşamlar. Arkadaşlar armut pekmezi onuna kadar, ben de biraz o yüzüme vuran güneşin kaynağına gideyim dedim ve üstüm çıplak bir şekilde şöyle size gün batımını göstermek istedim. Yani buradan manzara olarak gerçekten gün batımı efsane duruyor.
birazdan böyle o denizin oradan gidecek. Neden çıplağım? Çünkü hani kimse yok ve açıkçası kıyafet canımı çok sıktı böyle. Daraldım, anlatabildiniz mi? Ben dedim çıkarıyorum nasıl olsa, kimse yok falan. Yani o yüzden aşağı inene kadar, insanlara kadar biraz bıngıl bıngıl yürüyeceğim. Hoşuma gitti açıkçası çıplak yürümek. Neyse, gün batımını da göstereyim dedim, Rize'de gün batımı. Manzara efsane. Şimdi gidelim. Daha dediğim gibi o armut pekmezi daha pişiyor mişiyor. Daha bir sürü şey olacak falan filan. Öyle. Sonra akşam mısır pişireceğiz. O daha güzel olacak. Devam. Bu arada armut pekmezini yakıyoruz ama hani kullanılan ateş doğaya bir zarar olmuyor. Ona izin vermem zaten. O yüzden evimizin önünde ateş yakıp tekrar söndürüyoruz. Hadi bay bay. Akşam oldu, saat şu an 7. Burada hemen akşam oluyor. Ateş yükseldi ve bu da köpürüyor. Saat şu an 8'i geçti. Akşam yemeğimiz. Ateşte tavuk. Üste pekmez, altta tavuk pişiriyoruz. Birazdan mısır da yapacağım. Ve burada babaannem. Böyle çekeceğim. Böyle. Çiba babaannem. Çiba babaannemle. Buranın ağasıdır bu. Rize Ardeşen'in ağası. Tavuklar oldu, şimdi çay içiyoruz. Saat 10 oldu, hala ateş devam ediyor. 10 oldu. 10 oldu. Mısırlar da burada. Daha sıcak. Saat kaç? 2:30. 2:30. Şimdiye kadar oturdum. Ne yapsam? Saat 2:30. Büyük tenceredeki o şey, buraya döktük. Bu kadar çıktı. O gördüğünüz büyük tencereden bu kadar çıktı. Şimdi bunu söndüreceğiz.